Yakın dönem yeraltı dünyasına en büyük damgalardan birini vuran ve Türkiye'nin ilk organize mafya babalarından olan Trabzonoflu İsmail Hacı Süleymanoğlu kimdir sorusuna cevap verip hayatını ilk videomuzda kısaca anlatmaya çalıştık. Bu sefer ayrıntılı bir hayat hikayesine başladığımız iki seriden oluşacak bu video serisinde Oflu İsmail'in bütün bilinmeyenleri, icraatları, dönemin diğer mafya babaları ile çatışmaları ve devletle olan ilişkisini ele alacağız. Videolarımızın devamı için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoları beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayınız. 3 Ocak 1943 yılında Of'ta doğan İsmail Hacı Süleymanoğlu genç yaşlardayken İstanbul'a gelmiş ve daha 14 yaşlarındayken ilk sabıkalı vukuatını işlemişti. 1957'den sonra önlenemez yükselişine başlamış ve yeraltı dünyasında neredeyse bütün kumarhaneleri ve randevu evlerini adım adım parsellemiş, hepsini haraca bağlamıştı. 1967 yılında ise Beyoğlu'nda kendisine haraç vermeyi reddeden randevu ev sahibi Rum kökenli olan Patroniçe Madame Keti lakaplı Katina Pulidis ve fedaisini kurşun yağmuruna tutup infaz etmişti. Türk mafyasının ilk ve en derin vurucu mafya babalarından biri olarak tanınan ve anılan Oflu İsmail, böylece Osmanlı'nın son dönemlerindeki kabadayılık kültüründen artık mafya babalığı dönemine geçişinde adımlarını atan ilk temsilcilerden biri olmuş ve en organize mafya yapılanmalarından birini kurarak Laz Ziya'nın da dediği gibi birileri daha kısa donla gezerken 3000 kişiye racon keser olmuştu. 1978 yılında ülkücülüğün lideri Alparslan Türkeş'in düzenlediği iftar yemeğine eniştesi olduğu solcu baba olarak bilinen Dündar Kılıç'la birlikte katılmıştı. İlk olarak 79 yılında yaptığı icraatta ülke gündemine bomba gibi düşen Oflu lakaplı İsmail Hacı Süleymanoğlu'nun ilk icraatı da dönemin en büyük gazinolarından Semiramis gazinosunun sahibi Malatyalı Akbulut Karaoğlu ve garsonu Hasan Yolal'ın vurularak öldürülmesiyle gerçekleşmişti. Aynı zamanda resepsiyonist Nihat Aydoğan'ın da yaralandığı olayda gazinoya 13 kişiyle gelen Oflu İsmail ve adamları ile birlikte ortalık karışmıştı. Bundan sonra polis Oflu İsmail'in yeğenini yakalamış, aynı zamanda Oflu İsmail ile birlikte gazinoda bulunan polis Yavuz Aydoğan'ı da çatışmaya katıldığı gerekçesiyle tutuklamıştı. Akabinde yapılan mahkemede olayın neden gerçekleştiği de o dönem şu şekilde açıklanmıştı. Olaya magazinsel boyut katarak cinayetin iki adamın Esengül'e aşık olması sebebiyle işlendiği iddia edilse de olayın gerçekleşmesinin bununla alakası yoktu. Buna göre mafya babalarından Oflu İsmail'in yakın dostu ve hemşerisi Laz Mustafa Hollanda'dayken yaylım ateşine tutularak infaz edilmiş ve Allah'ın işine bakın ki o dönem Malatyalı gazinocu Akbulut Karaoğlu da tamamen rastlantı eseri Hollanda'da olduğundan ihale ona kalmıştı. Dostunun intikamı için harekete geçen Oflu İsmail de 30 Mart 1979'da yanına yeğeni Yusuf Ziya ve dostu polis Osman Yavuz'u alarak harekete geçmiş ve meydan okurcasına Malatyalı'nın gazinosuna gelmişti. Polis olan Osman Yavuz olay yerine sivil olarak gelmiş. Bu sırada gazinonun en ön tarafında oturan Oflu İsmail, dönemin güzel sanatçılarından Esengül'den iki istek şarkı söylemesini istemiş ve akabinde devamlı istek şarkı isteyerek bıktırdığı Esengül'ün şarkı söylemeyi bırakmasıyla da kasıtlı olarak havaya tek el ateş etmişti. Olaya sinirlenen ve otoritesini sallamayıp kendisine meydan okunulduğunun farkında olan Akbulut Karaoğlu da Oflu İsmail'e arkasından yaklaşarak onu sert bir şekilde ikaz edip elini beline götürünce Oflu İsmail ondan hızlı davranıp silahını çekerek 4 ila 5 el ateş ederek hasmını oracıkta öldürmüştü. Bundan sonra Osman Yavuz ve Yusuf Ziya da ateş açmaya başlamış ve patronun ölümünün şokuyla desteğe gelen Hasan Yolal da kurşunların hedefi olmuştu. Yolalı Oflu'nun vurduğu öne sürülse de daha sonra yaralı olarak kurtulan Nihat Aydoğan, korktuğundan ilk ifadesinde doğruyu söyleyemediğini, ancak garson Yolalı, Oflu İsmail'in değil, polis Osman Yavuz'un öldürdüğünü söylemişti. Osman Yavuz ise cinayetleri kendisinin değil, Oflu İsmail'in işlediğini, olay yerinden ise suçun üstüne kalmaması için mecburen uzaklaştığını belirtmişti. Bundan sonra Semiramis'teki çifte cinayetin üzerinden 19 gün geçmiş ve hayat devam ettiğinden olayın şokunu atlatan Esengül de evli ve iki çocuk babası olan zengin iş adamı Faruk Özfıratlı ile geç saatlere kadar gönül eğlendirip vur patlasın çal oynasın eğlenmeye başlamıştı. Daha sonra ikili Beyoğlu'na doğru yola çıkmışlar ancak Ataköy'den geçerken caddenin ortasındaki kalasları son anda fark eden Faruk Özfıratlı
Fren yapsa da arabanın frenlerini nedense tutmamıştı. Bir köprünün bariyerlerine girerek durduklarında bariyer korkuluklarından biri Esengül'e, bir diğeri de birkaç gecelik arkadaşı olan Özfıratlı'ya saplanarak delip geçmişti. 18 Nisan 1979 gecesi meydana gelen bu kaza sırasında Esengül ile Özfıratlı olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazanın ertesi günü ise esrarengiz bir şekilde Özfıratlı'nın arabasının fren tellerini o gece birilerinin ustalıkla gevşettiği açıklanmıştı. Polis tutanaklarına aşırı alkol ve hız olarak geçen dosya, trafikten araştırmaya, oradan da cinayet masasına gitmişti gitmesine ama hiçbir sonuç alınamamıştı. İddialar oydu ki Esengül son günlerde polisi ötmeye başlamış ve mafya tarafından cezası kesilmişti. Evli erkeklerle aşk yaşamak hoşuma gidiyor. Çünkü eşlerinin çektiği acı bana zevk veriyor gibi o dönem için bile oldukça ilginç bir açıklama yapan ve mafya babaları ve kabadayılarla oldukça içli dışlı olan bu kadıncağız daha 24 yaşında gencecik bir fidanken cahilliğinin eseri olarak mafya ile flörtleşmesinin bedelini canıyla ödemişti. 2006 yılında yani olaydan tam olarak 27 yıl sonra ilk defa konuşan Esengül'ün kız kardeşi Sezen Beşikçi ise Oflu İsmail sahnenin en önündeki büyükçe bir masada oturuyordu. Masası çok kalabalıktı. Tabakların içinde kokain vardı. Sürekli çekiyorlardı. Ablam sahne aldığında Oflu İsmail Aldırma Gönül adlı şarkıyı söylemesini istedi. Ablam da söyledi. Sonra bir daha söylemesini istedi. Ablam şarkıyı tekrar okudu. Sonra bir anda silahlar patladı. Ne olduğunu anlayamadım. Bağırış çağırış herkes kaçıştı. Gazinonun patronu Akbulut Karaoğlu vuruldu. Garson Hasan Yolalı da beni korumak isterken vuruldu. Bana aşıktı. Apar topar kulise götürmek isterken bir mermi de ona isabet etti. Ablam sen bu olaya hiç karışmıyorsun dedi ve biz hemen toz olduk. Zaten gazinoyu da hemen boşalttırdılar. Ablam olaydan sonra depresyona girdi. Cinayeti gördüğünü söylese oflular peşini bırakmayacak. Söylemese ölenin Malatyalı yakınları. Ablam deli gibiydi. Hiçbir şey anlatmadı. Beni olaylardan uzak tutmak için. Gazinodaki çatışma ablam yüzünden çıkmadığı kesin. Benim sonradan duyduğuma göre Oflu İsmail ile gazinonun patronu Akbulut Karaoğlu arasında uyuşturucu işinden dolayı bir husumet varmış. Ancak bu ne derece doğrudur inanın ben de bilemiyorum. Ablam hiç evden çıkmıyordu. Bir tek erkek kardeşimle birlikte Şişli Adliyesi'ne ifade vermeye gidiyordu. Hepsi bu. Ben arkadaşlarımla sürekli yemeğe çıkıyordum. Cinayetten 17 gün sonraydı. Yine arkadaşlarımla çıkmıştım. Annem ablama kardeşin ölüme gidiyor demiş. O da Sezen ölürse ben yaşayamam deyip koştu geldi bize katıldı. O akşam Emirgan'da viski içtik. Ben çok içtiğimden sızmışım. Sert bir çarpmayla kendime gelip ayıldım. Araba bariyerlere çarpmış. Bariyerin demiri önde oturan arkadaşımla hemen onun arkasında oturan ablamı biçti. Hastaneye yetiştirdim ancak ameliyatta beyin kanamasından ötürü kaybettik. Ablamın ölümünden hep kendimi sorumlu tuttum. Ablam ölünce annem de hep beni suçladı. Eğer ben arkadaşlarımla gezmeye gitmeseydim o şimdi hayatta olacaktı. Kazadan kısa bir süre sonra bir görgü tanığı bizim arabayı bir başka aracın sıkıştırdığını söyledi. Şimdi Oflu İsmail'e ablamın öldüğü kazada bir parmağı olup olmadığını sormak istiyorum. Aradan 27 yıl geçti. Artık çıkıp gerçeği anlatsın demişti. İşlediği cinayetin bedelini 87 yılından 2006'ya kadar tam olarak 19 yıl neredeyse ömrünün yarısını İtalya cezaevlerinde geçirerek ödeyen Oflu Baba ise 2006'da Türkiye'ye nihayet idam kalktığı için iade edilmişti. Oysa yıllar sonra Esengül yüzünden çıktığı iddia edilen Semiramis olayını yargılandığı mahkemede kendi ağzından tüm detayıyla anlatıp bu sanatçı kadını tanımam deyip yalanlamış, Uğur Kalyoncu'nun olay günü birkaç arkadaşıyla birlikte kendisini Semiramis gazinosunda yemeğe davet ettiğini söylemişti. Esengül'ün kız kardeşini yalanlayıp bırakın kokaini o gün içki bile içmedim. Silahın yerini değiştirmek isterken silah kazara patladı. Daha sonra gazino sahibi Bulut yanında 3-4 kişiyle birlikte masamıza geldi. Ancak masamızda bulunan polis Osman Yavuz ile arkadaşı bunların önünü keserek masamıza yaklaşmalarını engellemek istediler. Onlara bir kaza oldu bir şey yok dediler. Bunun üzerine onlar da geri döndüler. Ancak 20 dakika sonra bir daha geri geldiler. Bulut başıma dikildi. Elini ceketinin altında tabanca tutar vaziyette bir tane daha sıkmazsan adisin dedi. Ceketinin altında tabancasını tuttuğunu görünce eline sarıldım. Bulut'un adamı Hasan Yol adının silahını bana doğrulttuğunu gördüm. Ben daha atik davranarak silahımı çekip oturduğum yerden ayağa kalkarak önce iki el Bulut'a sonra da Hasan Yol adıya ateş ettim. İkisi de vuruldu.
aynı anda diğer adamları da silahlarını doğrultup bana ateş ettiler. Sonra son sürat kaçtım. Asansörü iptal etmişlerdi. Merdivenlere yöneldim. Merdivenlerin karşısındaki tuvalette saklanan kişi bana ateş etti. Siper aldım. Bu kişi de benim aşağı inmemi bekliyordu. Ben de pat pat yere ayağımı vurarak merdivenlerden kaçıyormuş izlenimi verdim. Bu kişi tuvaletten çıkıp bana ateş etmeye başlayınca ateş ederek kolundan vurup yaraladım. Sonra da kaçtım diyerek olayları kendi tanıklığıyla özetlemişti. Olaydan sonra gittiği Hollanda'dan Türk Adalet Bakanlığı'nın 200 kişi hakkında tutuklama kararı üzerine 1987 yılında İtalya'ya götürüldüğünü anlatan İsmail Hacı Süleymanoğlu, dosyamı getirmedikleri için yargılamamı yapamadılar ve 2 yıl hiçbir şey yapmadan bekledim. Daha sonra Milano'ya sevk ettiler. Orada tanımadığım 2 Türk ile birlikte uyuşturucudan yargılanıp 24 yıl hapis cezası verdiler demiş. Avukatın sanık olayı samimi bir şekilde anlattı demesi üzerine de heyete dönerek "Tabii ki her şeyi doğru anlattım. Ben yanlış bir şey anlatmam zaten." demişti. Ancak öldürülen Akbulut Karaoğlu'nun arkadaşı olduğunu söyleyen tanık Kadir Başaslan ise bir bodyguard İsmail Hacı Süleymanoğlu'nun geldiğini söyledi. O zaman Akbulut kasasını açıp 3 silah çıkardı. Birini kendi alıp diğer ikisini de bodyguardlarına verdi. "Kapıyı keseceksiniz. İsmail buradan canlı çıkamayacak," dedi diye konuşmuş. Hakimin Akbulut'un neden böyle söylediğini sorması üzerine de Kadir Başaslan, "O tarihlerde Esengül diye bir astrolist çalışıyordu. İsmail de zaman zaman bu kadın için geldiğini Akbulut'a söylüyordu. Akbulut'un da Esengül'e ilgisi vardı. Engel olmak istedim ancak dinlemedi. Daha sonra silah sesleri duydum. Çıkıp bakmadım. Sonra Akbulut ile adamı olan Hasan'ın öldüğünü öğrendim," diye konuşmuştu. Bunun üzerine de söze dahil olan İsmail Hacı Süleymanoğlu, "Benim sanatçı kadınla bir ilgim yoktur. Keza olay sırasında da o kadın orada yoktu zaten," deyip adamı yalanlamıştı. Bundan sonra idamla yargılanan Oflu İsmail Hollanda'ya kaçmış ve akabinde Avrupa'da fırtına gibi esmeye başlamıştı. Videolarımızın devamı için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoları beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayınız.